Daha önce herhangi bir sıkıntı olduğu zaman, nazirliğe patlama olduğu zaman ya da maden çöktüğü zaman ya da yağmur yağdığı zaman konserler iptal ediliyordu. Ama burada bugün bir öğrenci ölüyor ve konserler iptal edilmiyor. Bunun nedeni nedir ben bulamıyorum açıkçası. Giden arkadaşları da bir şeyler diyemiyoruz yani. Ama bence bir art niyet var ya da bir yanlış var en azından. Bu ikinci gün iptal edilmediyse de üçüncü gün bunun iptal edilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz yani en temel hak yaşam hakkı. En temel olarak bir yaşam hakkının ihlali söz konusu. Bununla birlikte aslında bu yaşam hakkı ihlali bir yerde barınma hakkının ihlalini de uzantısı. Çocuklar biliyorsunuz daha önce sene başlarında barınma hakkına ilişkin özellikle geçen yıl çokça mücadele etmişlerdi. Bu anlamda yurtların yetersizliğine ilişkin çok fazla seslerini isyanda bulmuşlardı, isyan etmişlerdi. Bir şekilde kendilerine yurtta yer bulanlar da görüyorsunuz hani gerekli denetimler sağlanmadan oralarda barınabiliyorlar. Bu anlamda bununla birlikte anayasada kişilerin maddi ve manevi varlığını gerçekleştirme hakları var. Bu anlamda bunun ihlali de söz konusu. Bir dizi anayasal hak ihlal edilmiş durumda maalesef. Tabii bununla birlikte ailelerin ocağında da ateş düştü. Bu anlamda bütün aileler de çocuklar adına tedirginler. Yani bu anlamda dünden beri, işte ilk günden beri barışçıl, işte tabaşırmayan gösteriler gerçekleştiriyorlar. Ancak Aydın Valiliği tarafından yürüyüş yapmaları engelleniyor. Ancak bu anayasal hakları, barışçıl gösteriler haktır. Umarız ve dileriz ki gerçek sorunlar yargı önünde çıkarılır ve umarız ve dileriz ki en azından geride kalan öğrencilerimizin güvenlik, kişi güvenlikleri sağlanarak eğitim hayatlarını devam ettirmeleri sağlanabilir. Biz de Aydın Barosu olarak gençlerimizin, öğrencilerimizin yanındayız, destekçisiyiz. Elimizden gelen her şeyde yapmaya hazırız. Yakadı yokları konusu olarak keza Aydın halkı olarak mümkün mertebe çocuklarımıza sahip çıkmaya çalışacağız. Benim kızım da burada okuyor Adüle. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. Biz bir sene buraya gönderdik kızımızı. Özel yurtta kaldı. Daha sonra yurtların fiyatları iki katı olunca mecbur kaldık. Kendi düzenimizi bozup hani en azından kızımız yanımızda okusun, rahat olsun diye. Buraya geldik, ailecek buraya taşındık. Aydın'a yerleştik Diyarbakır'da. Yani şimdi gerçekten o ailenin yerinde bile olmak istemezdim. Düşünüyorum, iyi ki gelmişim, iyi ki kimseye emanet etmemişim kızımı. Çünkü emanet edecek hiç kimse yok. Benim kızım 4. sınıf, şu anda diyor ki hani seçeceği bölümü bile belirleyemez durumda. Çünkü diyor ki ne yapacağım bilmiyorum ki diyor. Ülkemde mi kalacağım yoksa yurt dışına mı gideceğim, ne yapacağım belli değil diyor. Ya çocuklar haklı, önlerinde hiçbir şey yok ki görebilecekleri. Herkes de her konuda, her evde, her apartmanda olduğu gibi devlete emanet edilmiş bu çocukların çok güzel bir şekilde kontrol edilmesi gerekir yaşadığı yerlerinin kalitesinin. Depreme dayanıklılığından tutun da binaların, asansör güvenliğinin sağlanması.